Merhaba, Galaksi Rehberime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Bartu. Gaziantep Spor, Galatasaray tamam. Diyecektin herhalde değil mi? Evet. Çünkü geçen seneden öyle sözleştik. Geçen sene evet, Gaziantep üzerine konuşacaktık. Aynen öyle. Tam da Galatasaray-Gaziantep maçının sonrasına denk gelmesi bir tesadüf mü? Sayın Demirkol, ne diyorsunuz? Ne zaman çektiğimiz de ortaya çıktı biraz geç. Çünkü sen şu anda Londra'sındasın abi. Ben Londra'dayım şu anda. Londra'da mı? Neresinde? Abi Fulham'da filanım. Fulham'dasın. Güzel. Oralardayım şu an. Hava da bayağı iyi ya. Niye öyle oldu? Yağmur falan da yok. Yağmur vardır kesin. Londra'ya yerleştin. Ben Londra'ya gidiyorum ya, evet. Gidiyorum, buradan açıklamış oldum onu. Beyin göçü. Yani ailece gidiyoruz aslında. Tam... Kessek mi acaba? Hayır yani şey, bey olarak. Peki bu soyadla nasıl yaşayacaksın orada? Değiştirmeyi düşünüyor musun? Çok zor. Ben mesela gittim orada banka hesabı falan açtırman gerekiyor tabii. Öyle şeyler, bir ton şeyle uğraştım orada. Ç var, Ü var. Okuyamıyorlar. Uşak G var. Ü'ler, Ç, Ü, yani çok kötü soyadı. Değiştirmeyi düşünüyor musun? Okuyamıyorlar. Simit, söyledim. Simit. Ya şey Bartu düşündüm. Simit. Kızıma iki isim koysam da acaba soyattan kurtulup şey mi yapsa diye düşündüm. Anladım. Hiç olmadı o da. Ne koydun? Mevsim. 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 Bayağı güzel. Tek çok başına güzel. Böyle güzel oldu. Sonrasında başına sonra bir şey koyamadık. Mevsim su, mevsim can falan olmadı. Yapamadık öyle. Bulamadık yani. Peki ne olacak? Büyük ev ablukada dağılacak mı? Oh, güzel. Aynen dağılıyoruz. Her şeyi dağıldı abi. Yok be, hayır dağılmayacak hiçbir şey. Devam. Gidip gel. Sen telefonla mı konuşuyorsun abi şu ara? Sorularıma bakıyorum. Sorularıma bakıyorum ve bir taraftan da sessize alıyorum. Ya o kadar öyle taşınıyorum falan, gidiyorum beyin göçü falan gibi değil de yani. Geleceğiz geliyoruz falan gibi düşünüyorum. Yani. Aynen. Yani devam edecek müzik. Tabii. Müzik devam etmez mi ya? Müzik devam ediyor. Tek şeyim o ya. Hayatta o da biterse biter. Konserlere falan geleceksiniz. Ya bir süre bir konser olmayacak. Böyle bir 6-7 ay falan bir konserimiz yok. Yeni albümümüz çıkacak. Hı-hı. Öyle konsersiz biraz yayılsın istiyoruz. Öyle sonra geleceğim. Ararım gelince. Şey geleceksin zaten. Evet. Fulham'dan mı konuşuyorsun? Aynen. Fulham'dan. Şeyden konuşabiliriz. Hull City'den. Abi bilmiyorum Hull City ya. Abi biliyorsun. Yani biliyorum da şey takip ettim. Seyrettin mi hiç maçını? Seyrettim bir tane. Cevabımı aldım. mücbir sebeplerden sonra bu büyük ev ablukadın şeyi takipçisi değişti mi? Seyircisi değişti mi? Ya da arttı mı? Azaldı mı? Yok hiç hiç öyle şey olmadı ya. Zaten ya da anlamadım. Böyle eskiden mesela bir dizide oynadığım zaman böyle atıyorum konsere gelip Orçun diye bağıran falan oluyordu ama artık öyle şeyler kalmadı ya. Artık... Öyle bir rol oynamıyorsun da ondan. Ya evet de ha ondan da olabilir lan. Ama yine de böyle sokakta böyle dizideki isimle böyle seslenmiyorlar artık diye düşünüyordum ama gerçekten ben dizide oynamıyorum ya. Doğru. Yaptın ama güzel bir dizi yaptın esasında. Ya, ama kendi ismin. Kendi ismin mi oldu demişim. Ondan herhalde bana Bartu diyorlar sokakta sürekli. Ondan olabilir harbiden. Kız konuşuyor mu? Ne kadar oldu? Abi kız şöyle şu anda. Ne kadar oldu? 2,5 ay. 2,5 ay. Kusuyor. Filan öyle. Kusma. Yani seni ayırt edebiliyor artık. Görebiliyor. Tamam. Görüyor. Gülmeler başladı. O müthiş gülüş. Dişsiz gülüş. Müthiş bir... Ne kadar değiştirdi hayatını? Yani hayatımı değiştirdi mi? Bilmiyorum hayatımı değiştirdi. Tabii çok değiştirdi ya. Yani duygularımı değiştirdi ya. Hayatımı bilmiyorum da. Bu duygularım çok büyüdü öyle yani. Genişledi. Benzemiyor değil mi hiçbir şeye? Hiçbir şeye benzemiyormuş. Niye söylemiyormuş daha önceden ya? Söylüyorum ben uyarıyorum herkese. Öyle mi? Tabii. Yani ben böyle salak gibi korkuyordum çocuk sahibi olmaktan. Niye korkuyormuşum? Peki bilmiyorum. Mutlu musun, endişeli misin? Küçük endişem böyle altta böyle alçak iltifada böyle bir endişe var. Ama anam burası kızarmış ne olacak falan öyle şeyler oluyor. Ha yok ya oralara biraz çabuk geçtik. Google var ya o yüzden böyle hayatta çok bakma. Kötü oluyor. Ama nerelere bakacağını biliyorsun falan öyle bir rahatladım. İlk bir ay ona geçen gün şey oldum. Bu ikinci ayda çok Google'a yazmıyorum ya falan oldum. Bir şeyler biraz öğrenmiştim. En kötüsü yazar çünkü orada. Ya en kötüsü yazıyor da oradan da artık öğrendim yani ne olduğunu. Her şeyin sonu kansere çıkıyor ya orada. Onu şey yapıyorsun. Yani endişeli babalar programı. Ya evet. Peki bez fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Abi bezler mesela bir kullanıyorduk biz. Onların şeyleri var, ölçüleri varmış. 1, 2, 3, 4 falan. Tam birden bir
paket şeyi daha söyledik, bir şey daha söyledik. Bizim kız 2'ye geçti. Hı. O 2'ler geldi, bitene kadar 3 oldu falan. Evde şimdi 1-2'ler duruyor. Böyle bazen şey yapıyorum, gündüz çaktırmadan 1'lere böyle sığdırmaya çalışıyorum kızı. Evdeki bezler bitsin diye. Öyle şeyler yapıyorum. Ay Allah. Ama yani bezden sanki KDV kalkacakmış. Kalkmış yalnız. Bugün öyle bir haber geldi. 8'e indirecekler galiba. Bunu... Belki biz yayınlanana kadar kalkar tamamen. Senin bez olayı bitti tabii ki tamamen. Ben de başladı. Yaşlı bezi. Yetişkin bezi. Kaç numara senin bez abi? Ya biraz zayıfladım, şey oldu, küçüldü. Biraz zayıflamışsın mısın ya? Evet, biraz zayıfladım. Gerçekten. Senin yolunda gidiyorum. Evet, teşekkür ederim. Sen bayağı zayıfladın. Ben yok ya, zayıflıyorum, alıyorum. Şeyde çok kilo aldım ben. Ne zaman? Hamileyken, karım hamileyken kilo almaya başladım. Orada böyle çünkü şey oluyor, bütün yemekler bedava gibi bir şey var hamilelikte. Hepsini yiyorsun, gece saat kaç olursa olsun falan. Sonra böyle bir baktım, kilo alıyorum falan, bir moralim bozuldu. Sonra diyet yapmaya başladım. Bu sefer karım kilo aldıkça ben kilo veriyorum. Bir de ben böyle nazire olsun gibi böyle aynada üstümü çıkartıyorum falan. Hiç yapmadığım şey, üstümü çıkartıyorum böyle bakıyorum falan. Kavga çıkacakmış gibi oldu. Mecburen geri almaya başladım. Ya evde modelle mi yaşıyorum lan ben falan dedi karım. Şimdi ne oluyor ya bu, niye dikkat ediyorsun bu kadar, salata yiyorsun. Babalığını bil ya. Evet ya, öyle bir şey geldi gerçekten. Ne bileyim ben de... Bu kiloyla ilgili bir sıkıntım var ama çözüm. Ama şey yani sen bütün sistemi değiştirmişsin. Hiçbir şey, su dışında hiçbir şey içmiyorsun. Evet. Zaten hiç yani zaten alkol kullanmıyordun. Evet. Artık kahve çay falan da kalmamış. Evet. Abi uğraşamıyorum kahvenin çarpıntısıyla ya. Niye ihtiyacım var ki benim şimdi? Uyanmıyorsam da uyanmayayım ya. Öyle bir şey oldu bende. O yükü de istemiyorum ya. Değişik bir noktaya doğru gidiyormuşsun gibi bir söz. Vallahi ya buradan ben nereye gideceğim bilmiyorum. Peki yani, sıkıcı bir insan mı? Londra'dan böyle Medine'ye... Bir şey bekliyorum yani bir 15 sene sonra. Bir içsel yolculuk. Yolculuk, Hindistan, bir şey arayışlara girebilirim. Ya şimdi ben sana zaten çok gülüyorum da en çok güldüğüm konu Instagram dolandırıcılığıyla yaptığın muhabbetler. Evet abi. Hatta birkaç tane bana yayınlamadıklarını da yolladın. Evet doğru yolladım. Orada çok daha acayip şeyler var. Acayip şeyler oluyor. Yani sana kızıyorlar falan, küfredenler var. Tehdit. Sonra teşekkür edenler var. Abi işte ben böyle senin sayende işim açıldı diyen var. Abi o çok acayip. Bir tane adam işte biliyorsanız bilmiyorum. Bilmiyorsanız da şimdi anlatacağım. sahte hesaplardan kandırmaya çalışıyorlar seni. Mesaj atıyorlar. İşte sizin hakkınızda şikayet var ya da telif oldu. Buraya username'inizi girin, password'ünüzü girin falan diye şeyler atıyorlar. Konuşuyorum. Önce şey yemiş gibi davranıyorum. Sonra... Ama güzel oynayarak. Evet. Eyvah. Ne yapacağım? İşte geçen hafta Sarp abi laf ettim ben oradan mı? Hakkınızda ahlaksızca iddialarda bulunuluyor falan diye gibi geliyorlar değil mi? Artı 18 videom vardı onu mu seyrettiniz falan diyorum. Böyle heyecanlanıyor karşıdaki. Sonra mesela ses kaydı atmaya başladı. Vartu abi falan gibi böyle ses kayıtları gelmeye başladı. Sonra bir tanesi çok kızdı bana onu story'e koyduğumu görünce. Sen dedi işte o hesabı alacağım göreceksin. Tehditler etmeye falan başladı. Evini bulacağım falan filan. İki gün geçti, aynı hesaptan bana cevap geldi. Abi Allah senden razı olsun. Sen bizi paylaştıktan sonra işler çok açıldı. Mavi tiki 7000'e veriyordum, 13000'e veriyorum şimdi falan diyor. Adam teşekkür etti, özür diledi. Bir de onlarla konuşuyorum, işler nasıl falan diyorum, düşen oluyor mu falan. Abi işte biliyorsun falan. Piyasa esnaf gibi hemen başlıyor muhabbete. Sanki şey çarşıya çıkmışım gibi. Bir de çok, yani benim çevremde de çok yakalanan oluyor. Ya orada çok pis yerlerden vuruyorlar ha. Çok. Bazıları çok zeki, bazıları şey sallapati yapıyor. Onları uyarıyorum. Oğlum diyorum bunu da artık kim yiyecek artık? Yeter yapmayın bunu falan. Şeyden çok giden oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çok giden oldu. Hı. Onu çok iyi bulmuşlar. Yani bir İstanbul Sözleşmesi şey yapmışlar. İmza topluyoruz falan. Oraya bir tıklayın falan. Hı. Oradan düşen çok arkadaşım oldu benim. Bir de hakkınızda ahlaksız iddialar var falan. Ya ahlaksız iddia onu bir... Kurcalıyorsun ister istemez. Hmm. Kim ona durup dururken basar ki eyvah ahlaksız iddia ne falan diye. Yani bir sorarsın değil mi ne olmuş falan. Çok. Ben bir de şey oluyor bot mu acaba? Bot hesaplar var bir de. Hmm. Otomatik cevap veriyor. Bot musun değil misin bana bir ses kaydı at diyorum. Mesela bir tane şey Japon şirketiyiz biz. Şarj satıyoruz diyor ve sizle işbirliği yapmak istiyoruz diyor. Ulan diyorum siz ne alaka Japonya'dan gelip şarj satıp beni mi buldunuz? Bana bir ses kaydıyla bunu şey yapın. Jennifer Hanım. Çünkü Jennifer diyor adım. Japonya'dan Jennifer.
şarj satıyor. Ben ne iş biliyorum. Bir de İngilizce yazıyorsun, cevap veremiyor. Veriyorum yani, öyle şey işte. Çok güzel bana. Nefis. Canavar bana var nereden çıktı? Canavar bana var benim nickname'im abi. Müzikteki mahlasın. Hmm. Nereden çıktı? Bir tane şarkımızda geçiyordu aslında. Böyle canavarın sadece bana var olduğu falan böyle bir şey yani, ne bileyim. Peki ya, o zaman şarkı sözlerinden gidelim. Gidelim, buyurun. Çünkü ekibin iddiası şu. Türk gençliğin ergenliğini şiddetlendiriyor musun? Ergenliği mi? Ergenliğini şiddetlendiriyor musun? Hangi eczanede kahvaltı bir sabah seni unutturacak? Evet. Evet. Ne demek gibi mi? Evet. Sözümü açıklayacağım abi. Ya nereden, nasıl bir şey, çıkış noktası? Açıklama canım, açıklama. Devam edeyim. Manzaralı mezara döndük. Manzaralı mezara döndük. Aynen. Ya hangi eczanede kahvaltıya bir şey söylememek istiyorum aslında. Benim... Bak gördün mü? Bir tane... neydi ya? Dur lan, hatırlayamadım. Bu arada ojelerin de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Abi... Bir tane arkadaşımın sözüydü. Gümüş diye bir arkadaşım vardı benim. Gümüş'le abisinin bir tane şarkısı vardı aslında. Eczanede kahvaltı diye. Ben ta lisedeydim o zamanlar. Çok severdim ben o şarkıyı. Ve o eczanede kahvaltı lafı da böyle senelerce böyle bir kafamı kurcalamıştı. Sonra ben de senelerce başka insanların kafasını kurcalasın diye onlardan izin alıp kendi şarkıma koydum. Çelik'ten aldım. Şarkı Çelik değil de Çelik Özdeş. Hmm. İnsan büyüdükçe kusura bakma giderek kendine benziyor. Evet. Nasıl bir laf? Hoşuna gitti mi? Çok güzel. Çok aradım abi ben o lafı. Arıyor musun? Hakikaten geliyor mu öyle? Gelmiyor ya, nasıl gelsin? Arıyorsun. Nasıl yani? Şimdi oturuyorsun, ben söz yazayım mesela diye... Mesela o şarkının adı Arayan Bulur abi. Sen yani söz yazayım diye oturuyor musun başına? Abi bir şey yazıyorsun. Yöntemini merak ediyorum. Yöntem... Yoksa önce beste mi geliyor? Yok yok, sürekli söz yazıyormuşsun gibi düşün. Şu anda bile söz yazıyorsun gibi düşün. Yani o bir şeye yazdığın an şu an topladığın şeyler orada birikiyor ve çıkıyor gibi düşünüyorum. Ama bilinçli değil. Çoğu zaman bilinçli değil. Arkada birikiyor, bir anda çıkıyor. Evet. Ya bazen farklı da oluyor. Ya mesela orada kusura bakma lafı var. Mesela insan neydi laf? İnsan büyüdükçe, evet, kusura bakma. Giderek kendine benziyor. Giderek kendine benziyor. Şimdi müzikte abi şöyle şeyler oluyor. Serbest yazamıyorsun ya. Bir melodiye, bir beat'e de uyman gerekiyor. Şimdi insan büyüdükçe kendine benziyor'yu bulmuştum ben. İnsan büyüdükçe kendine benziyor. Bunu kullanmak istiyorum ama, bir yerde. Ama arada... Dörteci daha lazım. Evet, o dörteci lazım. Ve o dörteci için ben abi aylarca düşündüm ya. Onu koyuyorum, bunu koyuyorum, olmuyor. Ve ertesi gün kayıda gideceğiz Gülin'le beraber. Gülin'le beraber çalışıyorduk bu şarkı üstüne. Oraya bir şey arıyorum yani. İnsan büyüdükçe kendine benziyor. O esini de vermek istemiyorum yani. Bir şey istiyorum oraya. Gerçekten bütün gece sabaha kadar düşündük. 6'ya kadar böyle bir şeyler deftere yazıyorum. En sonunda böyle durdum. Kusura bakma dedim böyle. Gülin de böyle şey oldu. Ne oldu ya? Bir şey yaptım. Ne oluyor? Yok yok dedim ya. Kusura bakma. Güzel oluyor falan. İnsan büyüdükçe kusura bakma. Giderek kendine benziyor. Böyle hikayesi. Yıktığın oluyor mu bütün sözleri başka bir şey bulup? Onunla geçiyor. Bütün aslında olay yıkmak. Hmm. Yani aslında sadece yıkıyorum harbiden. Yazmak değil de. Yıkıyorsun kalanlar. Yıkıyorsun kalanlar bir işe yarıyor. Heykel tanımı gibi değil mi? Heh, evet, o taştan. Geriye aynen. Kalan mermerden geriye. Neydi? Davut. Davut'un şey miydi? Evet. Michelangelo. Yine sessizce anlaşıyoruz seninle. Seyirciler anlamıyor. Evet. Mesleğinde kuralları sen yazsaydın neyi değiştirip tarihin akışına etki ederdin? Öf. Ne yapıyorum lan? Öyle ağır sorularımız var abi. Artık tarihin... çok değişti. Çok. Senden sonra İlber Ortaylı ile bitirdim. Hayranınla çıkar mısından buralara gelmiş mevzu. Bakıyorum. Bak görmüyor musun? Doğru. Papyon bile tak. Gördüm Mehmet Bey, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Benim için takmadığınız... Benim için de oje sürebilirdin. Oje. Önceden şey yapsaydık. Neden aklıma gelmedi? Kızda da var bir sürü benim kızda. Çeşit çeşit. Benimkinde de vardı, daha bilmiyorum. Ama bana yakıştırmayabilirler. Olabilir, evet, doğru. Kendine yakıştırman önemli. İnsan çok kendi... güzel su döktüm üstüme, biliyor musun? Nefis. O kadar güzel, ılık ılık böyle içine kadar gitti. Keselim mi? Devam mı? Devam edelim. Mesleğin kurallarında bir şey değiştirip tarihi mi değiştiriyordun? Ne yapıyordun? Evet. Neyi değiştirip, hangi kuralları değiştirip? Bir kere hangi mesleği mi acaba? İşte ben onu da soracağım. Yani ben çünkü... Artık sen oyuncu değil misin? Ben galiba oyuncu değilim ya.
Ben de onu geçen gün düşündüm. Şimdi bir Gülse Birsel zorlamıyor mu seni? Şunu yapacağız, şöyle bir şey yapacağız yani. Zorlar istesi zorlar da yani kimse zorlamadı ya. Bir de artık böyle o kadar çok şey ben reddettim ki oynamıyorum dedim, bir şey yapmıyorum dedim. Artık bir şey de gelmiyor yani, galiba. Oluyor. Evet. Bir ara bir gücendim, ulan bir şey gelmiyor mu ya falan dedim. Sonra bir şey geldi, o kadar kötü ki ulan bu gelecekse zaten gelmesin ya falan oldum. Sonra kendimi böyle... Peki buradan bir çağrı yapalım şimdi. Oynamayacak mısın? Yani Londra'dasın, iyice gözden uzak olur. Buradan BBC'ye Dave diye bir kanal var. Dave'e sesleniyorum. Terörist oynarım. Hırsız, katil. Orada ne oynayacağım? Ne oynayacaksın değil mi? Evet. Şey oynayabilirsin. Ne bileyim. Çok Türk. Halstein'in patronunu. Maybe. Saç ektirmen lazım. Belki yapabilirim. Rol için yapabilirim abi. Ulan ben Acun'u oynamaya böyle bir teklif gelsin, ne olur acaba? Hayır da diyemezsin. İnsan bir oynamak güzel ister. Güzel oynarsın ya. Evet ya. Beceremem de. Oscar'lık bir performans. Bir performans olur mu? Tokatlar mı birini? Smith gibi. Ne düşünüyorsun abi o konuda? Ya öncesiyle falan birlikte çok dramatik. Delirmiş bence Will Smith. Will Smith yemiş kafayı. Evet yani baktım ben olaydan sonra. Şimdi, önce şöyle düşündüm, açık söyleyeyim. Şimdi işin içinde aile varsa insanların verdiği tepkilere çok kızamıyorum ben. Ya, olabilir. Ya, doğru demiyorum tabii. Yani öyle bir şey demiyorum. İşte hatalı ya. Abi Chris Rock'ın hatası bence şey ya, çok kötü espri. Şaka kötü. Kötü bir şaka yani. Tamam şaka kötü de ben şeye sinir oldum. Ulan gittin o tokatı attın. Tamam mı? Biz senin ne kadar kötü bir herif olduğunu zaten anladık orada. Bir de gidip 10 dakika niye o konuşmayı yapıyorsun? Çok kötü aktörlük değil mi konuşmuyorsun? Ne kötü bir konuşma. Daha da hani ağlamalar benim hakkında her şeyi biraz önceki tokatta anlamadıysanız ben size bu kötü konuşmayla biraz daha kendimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bir de burnunu da bırakmıyorum. Denzel Washington'u da gömüyorum. Onu da gömüyorum. Adam ne yapacağını bilmedi. Hiçbir mimik şey yapmadı böyle bir. Değil mi? Şey gibi durdu Denzel'de. Sonra özür geldi ama. Ya abi özür... Sonra gidip bir de dans ediyor partide falan. Orası ben ya ben şeye sinir oldum. Toptan bir delirme var galiba. Çünkü annesi de bir açıklama yapmış bugün. Kimin annesi ya? Will Smith'in. Nerede yapmış abi? Müge Anlı'da. Takvimde ne bileyim. Türk medyasında olabilir valla. Bundan önceki filmler için de Oscar verilmeli demiş. Öyle bir değişik bir ruh haline girmişler onlar hep. Kafayı yemişler onlar ailecek. Ben öncelikle bir söyleyeyim. Hanımefendiyi bilmiyorum da. Şimdi kızım... onu bir laf edilemiyor. Çünkü bir laf anladığım kadarıyla. Şuralardan büyük tokat gelebilir. Peki Chris Rock niye bir şey yapmıyor? Chris ya zaten bütün herkesin aklını karıştıran Chris Rock'ın tepkisi oldu bence abi. Elini belini kaldırmaz. O tokatı yiyince çünkü o kadar reaksiyonsuz kaldık ki hepimiz şaka zannettik değil evet. mi? Çünkü böyle bizde olsa böyle bir şey geri gelir. Ama bir koruma içgüdüsü olmaması da enteresan. Alışkınım ben bu tokatlara der gibi aldı tokadı beyefendi bir kere. Genç duruyor ama yaşlı başlı adam. E tabii Chris Rock ya. Ben Chris Rock çıktığında sesi açtım ya. Ulan ne diyecek diye daha şey dinleyeyim falan diye. Tokatı daha iyi duydum diyorsun. Ya evet ben şok oldum ya. Herkes oldu herkes. Bir de ben şeye sinir oldum abi. O tokadı yaşadık hepimiz. Bir üstümüzden geçti. O salonda herkesin o ödül kazandıktan sonra alkışlaması, olayın yok gibi davranılması. Chris Rock tam başladı o yok gibi davranma ama yani tam böyle şeyin özeti belki değil mi? Ödül işlerdi. Oscar'ın yani mesela atıyorum Ricky Gervais'e atsa o tokadı dünya şimdi bambaşka bir şekilde çalkalanmaz mıydı? Tabii. Will Smith Ricky Gervais'e vursa. Ama Ricky Gervais sıyrılırdı galiba ondan. Yani almazdı o tokadı. Yani daha ofansif olduğu yerler olur Ricky Gervais'in bence de ödül törenlerinde. Sen deli misin ne? Yani. Neler diyor. Evet yani o. Zaten Will Smith de gülüyordu başta. Evet gülüyordu. Sonra eşine bakınca herhalde onun rahatsız olduğunu yani orada çok karışık her şey. Will Smith'in yani biz aklının içine girdik. Bizim, çıkartın bizi oradan ya. Vallahi ben... rahatsız etti değil mi? Çok rahatsız oldum ben. Ben uyuyamadım ya. Resmen o kadar kızımı uyuttum. Kızımı uyuttum böyle yatacağım falan böyle üstümde şey kaldı. Bir de insan Chris Rock'ın yerine kendini koyuyor. Çok koyuyor. Çok kötü koyuyor. Diğerinin yerine koymuyorsun ama etraftakilerinden bir şey demiş. Niye orada security yok? Ne yapacaktı ama? Adam en önde oturuyor lan bir de. Yani o kadar törende, Oscar'da en önde oturuyor adam. Kalkıp yani bir tuhaf. Benim aklıma bir de şey geldi. Bizde de oldu ya böyle bir. Biri tokat attı, sesçiye yayında yokmuş gibi davranmış falan. Aynı şey gibi aslında. Kamera varken bir şey yok saymak falan gibi. Ne bileyim böyle tuhaf. Kafam çok eklendi benim bu konuyla ilgili. Çok rahatsızım ya. Ulan Will Smith. Wild Wild West'ten beri bu kadar çektirmemiştim bize.
Fresh Prince of Bel-Air. Ya bir de mesela bir ay önce daha kötü espriler yapmışlar. Evet. Çok daha kötülerini yapmışlar yani. Orada mesela bir hanımefendi yapmış espriyi. Hadi kalk ona vurur bakayım ne olacaktı. Bir de abi silah falan çekilebilir. Daha düz de olabilir. Yani. Olabilecek en iyi kombinasyon oldu olay çıkmaması için diyebilir miyiz? Sonraki denebilir mi? Sonraki açıklamalar da çok komik. Yani geri kalan ünlülere soruluyor ne oldu filan ne diyorsun? Herkes böyle bir ortadan ne diyeceğini bilemiyor. Bilemiyor tabii. Yani ben yani, benzer durumdaydım mesela. Ben bir de yani olayları yani atıyorum bir başka bir ırktan birine vursa filan yani böyle ırkçılığa sürüklendi kafam bu olayla bir de benim. Öyle şeyleri de düşündüm ister istemez. Öyle olsa böyle olurdu. Şöyle olsa böyle olurdu. Halbuki ulan insan insana vuruyor bir yandan. Öyle de düşünmem lazım. Böyle çok boyutlu bir şekilde kafamı karıştırdı benim bu olay. Bunu başka bir şekilde sormuştum ama yeniden sorayım geçen programda. İzlemeyenler. Abi hayranlarımla çıkmıyorum. Hayranlarının bezini değiştiriyor musun? Bir kuşağı büyütmek lazım abi bu arada. Şansın olsa müzik tarihinden hangi solistlerle bir masada otururdun? Abi Camille Saint-Saëns var. En geriye gidersem klasik müzik Camille Saint-Saëns'la bir otururdum. Tom Waits'i istiyorum. Başka kim? Jim Morrison gelsin hadi. Ona teşekkür ederim bir. Öyle mi seviyor musun? Seviyorum. Yani bir şeyleri değiştirmiştir benim için. Çok şey düşüncelerim var benim Doors'la ilgili. Bazı şarkılara ölüyorum, bazı şarkılara bunu niye yapmışlar? Ne var ya biraz öyle. Pink Floyd gibi. Zamanı iyi duramayan şarkıları var. Var. Ama zaten az şarkısı var ki 4 sene mi ne müzik yapmış? 27 yaşında ölenlerden değil mi o da? Evet. 4 sene falan müzik yapıyor toplamda Doors baktığın zaman. O kadar çok kaydı falan var böyle insanın kafası karışıyor ama az vakit aslında. Film güzel ama. Film de iyi yaşlanmamış abi. Ben geçen bir öyle bakayım mi falan dedim seyredilmiyor. Gitmiyor. Onları dikkatli. Ben geçen gün birkaç filmle ilgili böyle bir şey söyledim. Bakalım başıma neler gelecek. Bir dakika ben şeye devam ediyorum. Evet 5. Kimi saydım? Sen Camille Saint-Saëns saydım. Jim Morrison. Jim Morrison dedim. Bir daha dedim mi? Müzeyyen Senar olsun. Ha. Aa nefis oldu. Müzeyyen Senar. Başka kesin. Ben doğum sancısı çeker gibi. Abi sen. Tom Waits. Tom Waits dedim. Çok teşekkürler. Burada çok dayı, arkadaşla dostça bir çok, şey var. Çok. Tom Waits dedin bizim aptal adam. Kukla kamerayadan dayı geldi. Seyrettim tabii. Güzel bir onur taklidi yaptı. Ya yemin ediyorum onurdan daha iyi onur taklidi yaptı. Tom Waits. Abi Müzeyyen Senar, Tom Waits işte ne bileyim gelsin birileri daha ya. Kaç kişiydik? Ne yapıyorduk? 4 oldu. Bir kişi daha varsa söyle yoksa zorla şey yapma. Kimi istersin sen? Ben mi? Ha. Çok saçma sapan bir isim söyleyeyim. Söyle. Phil Collins. Gelsin Phil. Geçen ya, çıktım işte sahneye gördün mü? Görmedim yok. Geçen dediğim birkaç sene oldu Fallon'da. Görmedim yok. Davul mu çaldı ne yaptın? Yok çalamıyor artık elde problem var. Aa hadi ya. Ama güzel söyledi gayet iyiydi. Ben o zaman sevmezdim ne Genesis'i ne Phil Collins'i. Şimdi dinliyorum yok, çok enteresan. Evet. Hakikaten iyi. O da zamanın ötesinde bir şeyler yapmış, kurcalamış orada. Bunda. Peter Gabriel de öyle aynı şekilde. Peter Gabriel'a onu girmiyorum. O da gelsin. Phil Collins'i evet. Tamam değiştirdim. Peter Gabriel olsun. Aynen. Mutsuz Parti'yi 3 kelimede nasıl anlatırsın? Müthiş, kışkırtıcı, aile. Tom York'u 3 kelimede nasıl anlatırsın? Uza git lan. teşekkür ederim. Ne yani acılarını paylaştık diyeyim. Tom'cum. Kuşun Bey'i 3 kelimede nasıl anlatırsın? Vay be. Nezaket, şehvet ve piçlik. Ha. Evet. Güzel. Evet. Bravo. Yaşamını bir şarkıyla tanımlasan ne olurdu? Yaşamını mı? Hayatını diyeyim sen. Yaşantım nasıl gidiyor? Yaşantım falan diyorum bir de. Yaşamını bir şarkıyla tanımlasam nasıl mı olurdu? Of, Allah ya.
Senin favori gruplarından Queen'den gelsin abi. Neydi ya? Yaşamı nasıl tanımlıyorum ya? Nasıl yapacağız onu? Tanımlama. İnsan büyüdükçe kusura bakma giderek kendine benziyor. Güzel. Yüreğinden yaralı mı bizim hikayemiz mi? Yoksa güneş yerinde her şey yolunda mı? Güneş yerinde her şey yolunda abi. Çok hızlı. Serdar Ortaç biraz şey kaybetti bu aralar. Senin payın borsada biraz şey kaybetti. Senin payın var mıydı? Yok yok hayır. Sen yükseltmiştin. Ben yükseltmedim canım. Biz olanı gösterdik diyeyim ben. Yine olan gözüküyor. Niye yapmıyorsunuz? Ha? Niye yapmıyorsunuz şeyi? Mücbir mi? Yapabiliriz. Bir teklifler geliyor ya. Bir kandırılabiliriz gibi de duruyor. Olmuyor da bir şeyler oluyor. Londra'dan çok iyi olur ya. Londra'dan olabilir. Good morning falan diye açarım sana. Ay yok çünkü biraz başka alanlarda, başka yerlerde yaşayınca da muhabbet başka bir yere evrilebilir. Çünkü muhtemelen Melikşah sana öykünecek. Sen ona özlem yapacağım. Aynen Londra'dayım diye fırçalar yiyeceğim. Fırçalayacak. Aynen İngilizce kelime kullanacağım ben. Şey olacak. Nefis olur. Bir şeyler bir şeyler olabilir. Saat farkı olacak. Hiç anlam veremedim abi. Doğru yani. 2 saat değil mi? Önce de o zaman oldu. Hayır sen kapatmaya çalışıyorsun sürekli programları. Belki o zaman kapatmazsın. Kapatmam. Devam ederim. Melikşah'a bıraksan 5 saat sürecek. Abi onun o bitmiyor. Konuşması durmaz ki onun. Bitmiyor. Durmuyor. Çok tatlı adam bu ne? Yanda araba yıkıyorlar değil mi? Araba yıkıyorlar. Yukarıda mal indiriyorlar. Bir ciğerci aslında burası. Senin önemli ben, oydu. Benim fantezim buydu. Hala iyi gidiyorsunuz. Tutundunuz. Bir sene daha veriyorum size. Sokrates bak. Diğer burası bak. Boyadınız, bir şeyler yaptınız ama. Tolga Karaçelik mi? Fatih Terim mi? Şimdi Tolga Galatasaray'ı yönetecek Fatih Hoca ile de bir dizi film çekeceksem okey. İkisi böyle değiştirirse değişik olabilir gibi geldi. Ben bir daha bir seninle şey konuşmak güzel istiyorum. Güzel sıyrıldın, güzel. Güzel sıyrıldın mı? Ben sana da mesaj atmıştım ama kafamı kurcalayan bir konuyu burada tartışmak istiyorum seninle ben biraz. Ben telefonla konuşmuyorum orada, sorularıma bakıyorum. Tamam. Sen serbest, ben dinliyorum Barcelona, seni. Galatasaray... Ben taraftarlıktan çok sıkıldım bu sene. Maça gittin. Maça da gittim. Ya ben bu sene Galatasaray'ın her maçını seyrettim, düşünebiliyor musun? Bunun ne kadar eziyet olsun. Acı verici olduğunu. Evet. Çok sıkıldım taraftarlıktan. En son artık Barcelona'yı da yenecekmişiz gibi bir his geldi bana Barcelona'nın ilk Barcelona maçından önce. Lanet olsun diye onu da seyrettim. Orada da umutlandım. Maça da gittik falan güzel neyse. Maç oldu. Güzel maç oldu. Her şey güzel. Ben Iñaki Peña'nın Barcelona'nın renkleriyle krampon ve eldiven giymesine sinir oldum abi. Ne diyorsun bu konuya? Evet. Sen ben mi sıçrattım bu konuya? Sen yazdın doğru. Doğru değil tabii. Müdahale edin mi? Değil mi? Yanlış değil mi? Ben yani sinir oldum ya. Şöyle bir şey. Sponsorluk gereği falan belki. Değil. Ben sonra baktım. Lig maçlarında giymiyor. Başka eldiven takıyor. Ona müdahale etmek lazım ama ona müdahale edecek tabii öyle bir dirayet var mı orada? Fatih Hoca da giyemezdi değil mi? Fatih Hoca müdahale etse giremezdi ama onun şeyi de olabilir cevabı. Ya benim uğurum bu. Hani abi o zaman daha şey olacak filan. Don giy o zaman. Niye bize gösteriyorsun yani? Donun formu o renklerde giyeceksen öyle giy. İçine giy yani. Ben birazcık sinir oldum ya. Olmuşsun farkındayım. Ama güzel oynadı çocuk. Evet. Ha? Oynadı vallahi. İyi oynadı yani. Çok iyi oynadı. Ya ilk maçta bütün takım iyiydi. İkinci yarıda ya ikinci maçta da ilk yarı fena. Bu arada Kenya şeyi de gösterdi ya. Muslera'nın yeri doluyormuş abi. Tabii. Hemen doluyormuş. Yani iyi bir kaleci gelince doluyormuş. Biz niye öyle yaptık ki? Düşündük kendimizi perişan ettik. Ama senelerce korktuk. Muslera biraz şey yani. Çok acayip bir kütle o da. Fatih Terim bari bir... Yani tabii öyle de yani. Sonuçta gün sonunda maç seyrederken bakınca tamam. İyi oturdu. Evet oldu i̇yi ya. Oturdu. Bir de yani, ayak, yani Galatasaray orta sahasında oynar ya. O kadar iyi ayakları. Çok iyi ayağı ya. Bayağı iyi. O kadar iyi. Mesela Uğurcan'ı da ben çok beğeniyordum ama... Son maçta öyle olmadığını gördük. Evet, çok yüksek atıyor topları. Gomis mi, Cagne mi? Hangi senede soruyorsun bu soruyu? Yani. İkisi de şampiyonluk aldı sonuçta. Cagne değil ya. Ama geldiği sezon çok işe yaradı. Yani. Gol atmadı belki çok ama takım çok rahatlattı. Ben abi o bir de Gomis'in üstüne geldiği için hiçbir zaman sevemedim ya Cagne'yi. Yapamadım yani. Bir kere top ayağına yakışmıyor abi. Yakışmıyor yani. Öyle santrafor öyle olmasın ya. Kim en iyi santraforu? Tarihten, Galatasaray tarihinden. Söyleyemiyoruz adını. Böyle bir şey var abi.
Nazım Hikmet mi, Turgut Uyar mı? Ben biliyorum cevabı galiba. Yapma bu kadar kurandığına göre. Nazım Hikmet'i ben çok seviyorum. Onu grup ismi yapamayacak kadar çok seviyorum. Abi. Öyle mi? Yok ya. İkisi de çok zor durumda kaldım ya. Turgut niye öyle yaptın? Ha? Turgut Uyar. Turgut Uyar mı diyeyim? Yok öyle zannediyorum. Bu kadar kıvrandığına göre öyle olmasın. Onun başka getirdiği bir soluk var. Fakat Nazım Hikmet'in müthiş ahenk dolu, geniş, tanımlayamadığım bir seçkisi var. Ne bileyim yani. Hiç anlamıyorum. Yani hiç anlayamıyorum. Nazım Hikmet şiirden anlamıyorum. Şiirden hiç anlayamıyorum yani. Bazı şeyler. Bir de beyaz peynirden hiç anlamıyorum. Bak işte bu bir de bir şiir. Yani şiirden ve beyaz peynirden anlamam dediğin an anladın mı? Böyle bir şey oluyor. Satar mı diyorsun? Satar. Peki. Ben anlıyorum şiirden ya. Anlamayı seviyorum yani. E belli canım. Feyyaz Yiğit mi, Melikşah mı? Feyyaz, gerçekten düşünüyorum, cevap vermek istiyorum, birinin kalbini kırmak istiyorum. şu an hesaplama yapıyorum, bir şey pros and cons koyuyorum abi. Bu soruya en fazla Melikşah üzülür, o yüzden Feyyaz Yiğit tabii ki. Feyyaz umursamaz bunu. Aynı hesaplamayı bakalım şimdi yapacak mısın? Eddie Vedder mı, Chris Cornell mi? İkisi de değil ya. Chris Cornell. Teşekkür ederim. Sinir oluyorum Chris Cornell. Ben sinir olmuyorum ama. Chris Cornell öldü mü? Öldü. Arkasından konuşuyorsak okey. Olsun abi, Rage Against the Machine de benim çok sevdiğim bir grup var. Onun o kadar da gerizekalı muamelesi yapma bana. Tamam. Şiir sevmiyorsun diye dedim. Ben sana şiir sevmiyorsun diye öyle davranıyorum. Rage Against the Machine de çok sevdiğim bir grup var. Rage Against the Machine'in vokalisti oldu bir ara Chris Cornell. Ben o ara sinir oldum ona. Ha. Akustik mi, elektro mu? Ya hepsinin ikisi de başka diyeceğim, hepsinde salak gibi. Şimdi o senin tabii, senin neden tatmin oldun? Ben mesela senin yaptığın müzikte büyük ev avlu, yani şey değilim, çok uzmanı değilim ama dinlediğim kadarıyla ben elektroniği daha iyi yaptığınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. Ya akustik yapma. Olmuyor. Ya akustik, bak bir gün konsere gelsen. Yapıyorum, seyrettim. Biliyorum. Onu da seyrettim. Çok güzel. Akustik konsere gelsen oranın şeyi o böyle daha yok, bir yok. Gösteri gibi. Hepsi bir gönlümü almaya çalışma abi. Yok. Hiç önemli değil. Söylerim ya ben. Ya ben zaten anladık şiirden, beyaz peynirden ve müzikten anlamıyorsun. O sorun değil yani. Onu rahat rahat konuşabiliriz. Mecbur da değilsin. Yani öyle. Ama futbolda katabilirdin oraya. En azından oradan yırttık. Oradan şey oldu. Tokat geldim ben buradan. Twitter mı, Instagram mı? Instagram. Londra mı, New York mu? Londra, ne oluyor? Ben New York'a gitmedim ya. Hiç Amerika'ya gitmedim. Öyle mi? Valla. Gittin sen? Gittim. Nasıl? Benim bir numaralı şehrim. Değil mi? Öyle gidince büyüleniyorsun herhalde. Evet. Yani şey vardır yani, daha önce yaşadıysam ben kesin burada yaşamışımdır. Hissi var ya, öyle bir şey. Ben hiç gitmedim ya Amerika'ya. Neden bilmiyorum. New York ama Amerika'nın geri kalanı değil. Çok büyük zaten Amerika. Bambaşka. Yani New York Amerika değil zaten. Başka bir yer. Evet. Will Smith mi, Chris Rock mı? Mazlumun yanındayız abi. Utandığın bir keyfin var mı? Guilty pleasure deniyor. Guilty pleasure'ım... İngilizce kelime kullandığımız zaman seyirci kızıyor. Kızıyor, kızıyor. Ben de demin pros and cons dedim. Ve elimi de şöyle yaptım. Pros artılar, and cons. Eksiler. Guilty pleasure'ım ne var? Abi... Magazin var mı artık? Magazin ben... Yok. Ben magazin seyretmiyorum ya. Onu Melikşah'tan öğreniyordum zaten. Bilmemem olaydı. Artık diye söyledim. Ya bu aralar guilty pleasure'ım... Daha önce böyle elitist bir yerden yaklaşıyordum. Tanımadan önce de şeyi sevdim. Konuşanlar seyrediyoruz evde. Hastasıyım. Ve bir de şöyle bir şey oldu. Nasıl oldu biliyor musun? Yazın Hasan Can'la karşılaştık biz. Karım, ben, Hasan Can. Böyle bir yerde oturuyoruz falan. Hasan Can karıma bebiş dedi. Sonra karım böyle şey dedi. Bana bebiş deme dedi. Evet. Sonra Hasan Can tamam hayatım falan dedi. Bana hayatım da deme falan dedi. Hasan Can da böyle şey dedi. Ne diyeceğim ben sana falan dedi. İsmim Merve filan dedi. Merve de böyle bir gerginlik yaşandı. Dert etmiştir ona. Abi bir gerginlik oldu orada. Üzülmüştü. Net bir şekilde. Üzüldü mü bilmiyorum. Çok üstünde kötü bir gömlek vardı. Onu giydiğine daha çok üzülüyordu.
Gömdü. Ama şimdi ya. Merve görse tükürdüğünü yalayacak pozisyona geldi. Biz evde yani bu hamilelik sürecinde falan konuşanlar seyrediyor. Bir guilty pleasure demek ayıp mı bilmiyorum ama başta öyle baktığım için şu anda ona döndüğü için öyle diyebilirim. Avrupa turnesi de acayip diyor. Full her yer. Ya onlara karışmıyor. Ya başarısını şeyini falan diyecek hiçbir şey yok. Ben o konuşanlar programı diyorum. Anladım. Gittiğin en ilginç yer neresi? Gittiğim en ilginç yer. Hep söyleyemeyeceğim şeyler geliyor aklıma ya. Söyle, niye söyleyemiyorsun? Yok abi, yayınlıyorsunuz sonra. Geçen saçma sapan şeyleri yayınlamışsınız. Nasıl yani? İzin aldık hepsini ya. Evet, bir şey demiyorum ya. Geçen neyse, dur. Kazıklanma anını mı? Kazıklanma anı mı abi, o yayınlanır mı ya? Dur, gittiğim en ilginç yer. Ulan burası ne? Ama o eski bardo. Evet. Tabii. Ben artık babayım ya. Babasın. Bir ağırlığım var benim. Tabii. Ama gittiğim en ilginç yer, ilginç doğumhane. Doğum esnası. Çok ilginçti. Hiç beklediğim gibi değildi. Çok iyiydi. Normal doğum mu? Evet. Oo. Ya karım benim şey gibi doğurdu abi. Köyde evde doğuruyormuş gibi tişörtle doğurdu. Böyle damar yolu açılmadan doğurdu. Vay vay. Çok iyiydi yani. İlginç dediğim o tecrübenin hepsi bugüne kadar seyrettiğim her şeyden çok daha etkileyiciydi. Yani müthişti. Sen girdin mi doğuma? İkinciye girdim. Bizim bir dahakine gelir misin ikinciye? Şeye çok şaşırdım. İki tane doktor orada muhabbet ediyorlar. Fenerbahçe'den bahsediyorlar falan. O çok acayipti. Bizde ayin gibiydi ya. Sessiz, müthiş. Çok çok iyiydi doğum. Unutamıyorum ben. Sen de nasıl Fenerbahçe'den bahsettiler doğumda ya? Öyle. Ama şey, sezaryen de. Ha. Yorum yapmadın mı? Çocuğa mı? Çek elini falan. Katılmıyorum falan demedin. Kim katılmıyor? Kim? Var mı başka bir şey falan demedim mi? Yapıyorsun karşı karşıyanın sonlarına doğru. Hani böyle, var mı başka bir şey? O bu programın şeyi de o mu oldu? Var mı başka bir şey? Var mı başka bir şey? Kim bu Mualla, kim bu Tayyar Ahmet? Mualla yengemin adı. Hmm. Ama şey, benim şarkıda şöyle bir şey geçiyor. Rakı ver masaya Mualla diye böyle bir şey geçiyor. Benim de sonunda yağ gibiymiş mübarek diye devam ediyor. Benim dedem derdi yağ gibiymiş diye böyle rakı için. Çok rakı içerdi falan. Orada dedem aklıma geldi. Bir isim bulmam gerekiyor falan. Mualla da güzel oturuyordu oraya. Mualla'yı öyle oraya koydum. Tayyar da bizim bir aile dostumuzun adıydı, Tayyar. Güzel isim. Tayyar evet. Ahmet. Tayyar. Ağır isim. Aynen, değil mi? Oradan gidiyor yani. Öyle bir şey. Gözümün önüne geldi. Tayyar Ahmet, değil mi? Böyle bir söylem, ağzı dolduruyor güzel. En anlamadığın üç şey. Allah kahretsin. Will Smith abi. Sürekli Will Smith. Kafamın içinde dolanıyor adam. Sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum. En anlamadığım üç şey Will Smith. Ben kendimden böyle vereyim. Buyurun. Serpme kahvaltı. Peynir var diyeyim. Hayatta çözemediğim bir şey o ya. Ama bak, peyniri de bilmiyorsun. Senin sabah kahvaltılarıyla ilgili bir sıkıntın var. Benim de var bu arada. Ben de hiç sevmem kahvaltıda. Böyle bir kafam karışıyor benim. Hayır abi, 5 saat oturuyor ya. Bir yerde benim kız çok seviyor. Bir kere gittik beraber. Şöyle bir durum var, biliyor musun? İnsanlar oturuyorlar, her şey yeniyor. Sonra paltolarını falan bırakıp dışarı çıkıyorlar. Yürüyorlar, sonra gelip bir posta daha yiyorlar. Evet. Abi çünkü haftalık neden oluyor? Haftalık yiyorlar acaba? Kan şekeri düşüyor insanın, bir daha vuruyor. Hamuru da vuruyorsun, şekeri de yiyorsun. Böyle bir şey var ya, böyle bir tuzlu şeyine giriyorsun böyle. Bir tuzluyla bir başlıyorsun. Hani böyle, Bismillahirrahmanirrahim, tuz. Bir peynir falan. Sonra bir reçele geçiliyor. Pişi falan geliyor, o bir karbonhidrat falan. Yani sonra bir şekerin sen düşüyor. Sen seviyorsun anladığım kadarıyla. Ağzımı sulandı. sonra o döngüye dönüşüyor abi. Sürekli yedikçe yediğim bir şeye dönüşüyor. Ben anlıyorum de mesela ben. Şeyi anlamıyorum. Sabah kahvaltıda yumurtayı niye biz yiyoruz yumurtayı ya sabah? Top tutar. Evet. Her şeyde bir cevabım var abi. Gerçekten, ama ben o konseptten çok sıkıldım. Bunun değişmesini istiyorum artık. Kahvaltı sanki böyle yerleşiyor ve sürekli kalıyor gibi bir şey ya. O kahvaltı hani ölene kadar hep aynı ediyorsun ya. Değişsin o arada. Yeni bir şeyler gelsin. Ne bileyim, bir ıstakoz yiyelim sabahta. Atıyorum. Tantuni. Tantuni. Audition mı, konser mi? Audition'ları seviyorsun, heyecanlanıyorsun. Evet. Konser abi. Konser çok iyi ama audition'da ayrı bir güzelliği var. Nedir oradaki şey? Yani niye beni audition'a çağırıyorsunuz kardeşim? Ben oyuncuyum falan demiyor musun?
demiyorum. Ben oyuncuyum, beni audition'a çağırın diyorum ben hatta. Seçme yani. Ben hatta beni audition'a çağırın diyorum. Var mı enteresan bir audition'ın? Var. Anlatmak ister misin? İsterim, evet. Belki. Ama yayınlayacağız ona göre. Yani hangi audition hanımı anlatsam ya? Daha önce anlattım mı acaba? Burada mı anlatmadım? Burada anlatmadım. Ben audition'ı şeyden seviyorum bir kere. Ben o rolü yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Evdeyken bir büyü oluyor oyuncuda. Evde her şeyi iyi yaptığını zannediyorsun bir kere. O bir yalan ya da böyle kafanın içinde iyi yaptığını zannediyorsun. Ben ona çok güvenmiyorum kendime. O yüzden audition'da karşıdaki de bana yardımcı olsun. Ben de onunla yapabilecek miyim? O da bana, yani onu bir görmek istiyorum orada. Çünkü oyuncu kendine güvenince tufaya çok kolay düşebiliyor. O yüzden karşıdakine güvenmeyi ben her zaman daha çok seviyorum. O yüzden audition'ı ondan seviyorum yani. Sonuçta oyunculuk yönlendirilmektir yani sizi. Karşıda birini yönlendirmeden kafanda rolü kendin kurarak oynamayı çok sevmiyorum. Yani karşıdaki bana bir şey desin, ben onu yapayım. Muhteşem'in girmişsin. Oraya geleyim. Ben sana Muhteşem Yüzyıl'dan beni çağırdılar. Muhteşem Yüzyıl'ın en muhteşem olmayanlarından. O dizi hani öyle başladı ya. Muhteşem Yüzyıl, sonra daha kötü gibileri. Muhteşem hani, olmayan yüzyıl. Muhteşem Dik. Hatırlıyor musunuz? 3 sezon önce Muhteşem Dik Yüzyıl. Sonlara doğru. O sonlara doğruların bir tanesinde artık sıra bana geldi. Çünkü Türkiye'de oyuncu kalmadı. Bana da şey geldi işte, senaryo geldi. Hayvan gibi tirat, 3 sayfa. Ne oynadığımı da hatırlamıyorum da, bilmem, bir önemli biri. Onu evde ezberle şey yaptım, çalış bir şey falan. Audition'a gittim. Orada böyle bir birileriyle samimi gibi olmaya çalıştım ama samimiyetsiz de bir anlar yaşadım. Böyle başıma salak salak şeyler geldi. Neyse, audition'a girdim abi, oynamaya başladım. Dediler ki, biz dedi sizi bu rol için çağırmadık ya. Nasıl dedim ya, beni çağırmadınız. Biz bu rol değil dedi. Başka metin mi gelmiş? Abi başka rolmüş. Daha küçük bir rolmüş. Ben nasıl kafayı oluyor? Oynuyorum. Ben rol, beni bir gör, ben de bir havalar. Allah, estiriyorum böyle. Kellesini alın falan gibi böyle öyle bir tonda oynuyorum bak vallahi. Halbuki kellesi alınacak olan mısın sen? Ya olabilir. Bir de o kadar şey oynuyorum ki böyle özgüvenli falan oynuyorum. Karşıdakiler beni böyle şey seyrediyorlar. Ne yapıyor bu ya falan gibi böyle şey seyrediyorlar. Böyle davranışlarım da karşı tarafa uymuyor. Yani böyle bir saygı duyulası bir şey oynuyorum ben. Böyle herkes bana bu gerizekalı çocuk ne yapıyor ya bakışı atıyor. Anlayamıyorum böyle, ulan çok mu kötü gidiyor her şey falan diyorum. Meğerse menajerim ben yanlış maili atmış. Başka birine gidecek. Başka bir Ali Tergenç'e gidecek şey bana gelmiş gibi. Ya öyle düşündüm. Hani öyle değil de. Sonra bana verdiler. Abi bak nasıl şeyler yaşadım orada ya. Bana bir tane şey verdiler, rolü verdiler sonra. Öteki 3 sayfadan benim rol indi yarım sayfaya. Eyvallah, aldım. Bakıyorum böyle, orada da yönetmen biri var. Yönetmen yardımcısı mı? Biri. Geldi böyle, ya dedi sizin saçlar dedi dökülüyor mu? Böyle bir bakıyor falan. Yani evet, var gibi yok gibi de falan. Bir fes takalım mı falan, böyle bir fesler geldi bana. Niye dökülüyor falan? Ya böyle çok kötü. Sonra ben Bartu Bende şey yaptım zaten bu. Ha, padişah kıyafet. Padişahları açtım zaten. Orayla açtım yani böyle. Bana kıyafetler giydirdiler. İçin olmadı. Kıyafet de büyük geldi. Emanet durdu. Halit Ergenç'e göre yapılmış. Her şeyini. Halit Ergenç'in eskilerini giydim. Halit Ergenç de Londra'ya yerleşti galiba. Gidince arayacağım hemen. Arayacağım. Var mı diyeceğim. Beraber, burada reddettiğim bir rol varsa. Beraber bir audition. Mahmut Tuncer mi, Mustafa Topaloğlu mu? Aa, ikisi de çok manyak diyebiliyor muyum ya, derim. Ne olacak? Manyak ikisi de. Olumlu manyak anlamda. Mıydı ikisi de? Doğru muydu? Olumlu anlamda. Olumlu anlamda. Çok şey anlamda. Uzaylı şeydiler. Zaten bir tanesi uzaylı. Bir tanesi uzaylıydı. Öteki? Öteki de futbolcu. Abi o bilgi saçma bir bilgi ama doğru mu teyit etmedim ben onu. Mahmut Tuncer'in. Bir futbolculuğu vardı. Var mıydı? Var. Futboldan şeye geçmiş. Müziğe. Ses sanatçılığına geçmiş çok. Ümit Davala da yapmış mıydı onu bir? Rap, doğru, rap yaptı. Rap yaptı. O ters yaptı. 20 senede geç yaptı bak. Şimdi yapsa bir olay değişebilirdi. Şimdi bir futbolcu rap albümü çıkarsa değişik olabilir. Yeniden bir mixleyip şey yapabilir. Olmaz. Ümit Hoca'dan geçti o, bilmiyorum. Rap artık yaşlı da rap güzel durmuyor. Yani
gençken başlamak lazım. Ortasından böyle treni atlayamıyorsun rapte gibi. Ama zaten başladığında da 35 filandı. Ümit de var mı? İyi miydi yani futbol? Bıraktıktan sonra yaptı. Yok ya ben... Futbolcuyken mi yaptı? Futbolcuyken yaptı gibi hatırlıyorum. Avrupa'dayken o zaman. Milano'da falan. Sanki o şey rüzgarıyla mı acaba? Mohawk rüzgarıyla mı yaptı? O kadar eski diyorsun. Bana öyle gibi geliyor ya. 2002'den. Çünkü yani yaşını da almışken yapmasın. Rap harbi Ümit Tavalaysan. Peki. En çok neye para harcıyorsun? Bir şeye para harcamıyorum ben ya. Sarı çorapla? Aynı kotu yiyorum senelerdir ya. Bilmiyorum ki. Çocuğa harcıyorsun. Çocuğa harcarım herhalde. İnşallah yani. En çok parayı. Abi bezişti, şuydu buydu. Evet canım. Doktor vizitesiydi. Ya abi bak kapandı yüzüm görüyor musun? Sen bir de Londra'da. Ne olacak sonra? Daha neler gelecek? Bana bir baba öğütü verir misin? Şöyle bir avantajın olacak. Muhtemelen orada özel okula vermeyeceksin. Ha. Evet. Orada öyle yani, bir şey yok. Daha az. Yani öyle bir avantajı var. Buradaki olur. Özel okullar oradaki okulların kötü bir taklidi falan gibi. Zaten. Orada mahalle mahalle değiştiği için yani zaten evin pahalı olduğu yer okulun iyi olduğu yer oluyor. Yani şey ona göre bakmadın mı? Ha abi gördün değil mi? Konuşmayayım dedim şimdi. Daha çocuk, kızın okuluna daha var bizim. Abi niye 1,5-2 sene sonra başlayacak işte. Öyle mi diyorsun ya? Tabii, kaç yaşında veriyoruz biz? 2 yaşında verecek miyiz? Vermen lazım. Ben bunlara bakayım hiç bilmiyorum ha. Vallahi bana bunları ayrıca konuşacağız seninle. 2 yaşında nasıl bir okula veriliyor insanlar ya? Kreşe vermen lazım ki sosyalleşsin çocuk. Allah Allah. Ne yapayım? Gerçi bunu değiştiriyorlar şimdi. Bayağı çocuk programına döndüğü için. Dönsün. Şeyde Finlandiya'da falan vermeyin diyorlar 7 yaşına kadar. 7 yaşına kadar okula vermezsek ne yapacağız? Abi geç başlıyor onlar. Geç başlıyor ve günde 3 saat falan okul. Kesin bir bildiği vardır onların bir de. Finlandiya'da Allah kahretsin evet. Kesin doğrudur bu biliyor musun? Yapmak zorunda kalacağız biz bunu. Finlandiya 7 yaşına kadar bu kız evde mi şimdi? Sen bana 7 yaşına kadar evdesin mi diyorsun? zaten pek çıkmaya niyetin yok. Yok yok. Keşke daha önce yapsaymışım ya. Yani evi seven insanlara tavsiye ediyorum. Çocuk çok iyi. PlayStation'dan daha iyi. Benim tavsiyem o oluyor genelde. Yani 20'li yaşlarındayken mümkünse. Ya 20'de kesin yapmak gerekiyormuş. 20 ile 25 falan. Sen 25 kaçta falan. Yaptın abi ilk çocuğu? Ben geç. 36 ilk. Evet. Geç kaldık. Evet biz ondan 20'de yapsaydık diyoruz bence. Tabii. Bir de 20'de yapanları sormak lazım. Ha, yok ama onlar da şöyle oluyor. Yani. Şimdi adam atıyorum 50 yaşına geldiğinde 25 yaşında çocuğu oluyor. Benim babamla öyle. Annemle babamla öyle. Ben mesela çocukken ağlarmışım ya. Niye siz gençsiniz herkesin annesi yaşlı diye. Bizde de tam tersi oluyor. Okula falan gittiğimde veli pek gitmiyorum. Eşim gidiyor ama o neyse genç benden. Bunu kendimi biraz şey hissediyorum. Bir arkadaşım şey oldu ya havuzda çocuğuyla. Çok güzel genç çevirdin ha değil mi? Müthiş bir şekilde çevirdin abi. Bir arkadaşım oldu. Havuzda çocuğuyla benden de geç yaptı. Çocukla oynarken bir tane hanımefendi geliyor yanında çocuğuyla birlikte. Bak ne güzel çocuk dedesiyle yüzüyor. Sonra hemen gitti sakalları kesti. Bembeyaz sakalı. Ama yani bu çocuğun olunca bir yaşını bir insan sorguluyor değil mi? Enerji bir de şimdi kız olduğu için o kendi kendine şey yapıyor. Ne yapıyor? Hayat, onları söyle bilmiyorum ben. Kendi kendine bir hayat kuruyor onlar. Ama oğlan çocuğu öyle değil ki. Sürekli oyun oynamak istiyor, koşturmak istiyor, kafanda zıplıyor falan. Ben öyleydim bak. Doğru. Yani biz maç seyrederken bizim oğlan o koltuğun tepesine, öbür koltuğun tepesine atlıyor. Geliyor sırtına yatıyor. Hala yani 13 yaşına kız geldi. Kız öyle yapmıyor. Kız. Öyle duruyor değil mi? Kız kendine eğleniyor, gidiyor. Kendi dünyasını kuruyor. Resmini şey. Yapıyor, bilmem nesini yapıyor. Onlar başka kafada. Sen çocukken nasıldın abi? Ben sokaktaydık abi. Sokaktaydım, ben de sokaktaydım doğru. Sokak. Bir yerden sonra ben odada evdeydim de. Ben mesela bir de şöyle sıkıntım var. Ben hep yoldan Marmaris'e gidiyoruz mesela 10 saat yol. Elektrik direklerini sayıyormuşum. Sesli bir şekilde. Ki? Sayamam. Sayılarla aradın parmakla. 1, 2, 3, 4. Melikşah'ın şeyi gibi mi yapıyordum böyle? O çok enteresan. Belki de o yüzden sayamıyorum bak şimdi. Çocukken sayabiliyormuşum demek ki. Peki şöyle bir soru var. Özel bir soru. Call me by your name hakkında atıp tutmadan önce filmin kalan yarısını ne zaman tamamlamayı düşünüyorsun? Eyvallah Melikşah. Eyvallah kardeşim. Yarıda bıraktığım filmi eleştirdiğim için bana buradan selamlarını yolladığını görür gibiyim. Abi Call Me By Your Name'i o kadar çok Melikşah paylaştı ki artık yani bir kameraya şeftali yemediği kaldı yani çocuğun. Ben de sinir olmuştum o dönem yani artık yeter bir sal bizi tam anladık Call Me By Your Name
Ama uyuyakaldım ben film yarısında. Doğru. Melikşah, özür dilerim. Peki tüm yakın arkadaşların DM kutusuna neşelerini çalacak bir mesaj bırakmak bir gün içinde yaklaşık ne kadar vaktini alıyor? Sadece DM kutusu değil benim anladığım. Postların altına da yazıyorum. Yazıyorsun. Yani. Ben yapıyorum. Sürekli şey mi? Yoksa olup... Trollüyorum abi. Trollüyorum. Ne yapayım? İşimiz gücümüz yok. Elimizde telefon alıyor. Ne yapacağız yani? Hep like'la nereye kadar? Biraz da insanların sinirini bozayım istiyorum. İstersen sana da yaparım ya. Ya şimdi ben soruyorum genelde işte gelenlerin yakınlarına hani ne sorabilirim falan diye. En büyük iştahla... Bana mı cevaplar geldi? Bana cevap hızlı bir şekilde. Şişlikler ya. Hadi buyurun, vurun. Vurun, buradayım. Chris Rock gibi. 6 kere 8? 72. 6 kere 8. 40. 40'lı bir şeydir. Ha? Doğru mu? 40 olduğuna nasıl bu kadar emin diye bir cevap gelmiş. Soru gelmiş. Gerçekten mi? Nasıl 40 oldu? Nasıl bu kadar emin olabiliyor? 6 kere 8. Ya hesaplıyorum, söylüyorum. 7 kere 4. 26. Ne gidiyorsunuz lan? Bir dakika, ya, sor biraz arkadaşlar daha. Arkadaşlar bu yapılacak iş mi insanların şeyiyle değil mi? İş neyim ya? Evet. Matematik bilgim. Matematik. 3 kere 4. Kaç? 3. Bölmeyi çok iyi yapıyorum bir de bak. Bir de böl bir şey böldür bana. Böldüreyim. Böldür. Basit bir şey mi olsun? Boş daha olsun. Heyecanlı. 100'ü 20'ye bölelim. 100'ü 20'ye 4 5'tir lan o. 5. 5 kere. Gerçekten 5 kere 2 10. Gerçekten mi? 2, 4, 6, 8, 10 abi. O para üstünden biliyorum ben bu. Bence yeterli. Teşekkürler. Bence yeterli. Tamam. Peki, son bir soru. İkisinden biri sonsuza kadar YouTube videosu çekmeyecek olsa... Hı. Hangisine daha çok üzülür? Kim? Kerimcan mı, Damla Bilic mi? Kerimcan'a daha çok üzülürüm. Ben de. Kerim... Arada açıp ben seyrediyorum yani. Full seyrediyorum. Ama Damla'yı da seyrediyorum. Ama Kerimcan'a daha çok üzülürüm. Yani bir İtalya'da falan bir bölüm çekmişti. Mükemmel. Mükemmel İtalya'daki. Of o kadar iyi ki. Ben bir de Samet'i çok seviyorum. Yanındaki arkadaşım. Evet. Samet'le olan videoları daha müthiş. Buradan iyi sopa yeriz biz ama. Yani yemeyiz yalan yani, mı söyleyeyim ya? Çok iyi, çok iyi. Çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Seneye, ben bu arada geçen sene de buradaydım. Tabii. Seneye de burada olacağım. Mülakat gibi. Tabii tabii. Bu şey gibi de oldu. Billie Eilish böyle bir şey yapıyor. Her sene katılıyor. Her sene aynı soruları soruyorlar. Her sene başka cevaplar veriyor. Öyle mi? Evet. Bak söylediğim. Sen bana her sene hayranla çıkar mısın, hayranla çıkar mısın diye sormak sana her sene hayır diyeyim abi. Ben, bak bana yapsan, ben senin konuğun olayım. Olur. Ben, tamam anlaştık. Ben hiçbir şey yapmıyorsam da seni konuk edeceğim bir program bulayım. Yok bizim konuk, bizim programı şey. Aa çok iyi fikir. Biz niye bu sene yapmadık ki bunu? Bir tane de öyle çekelim. Sana Londra'da başarılar. En kısa zamanda ziyaretine geleceğim. Abi yaşasın. Bir tane selfie çekelim mi? Ne dersin? Nerede? Selfie'miz olmasın. Nereden aklına geldi? Ya hadi gel Allah aşkına. Hazırlanıyorum. Aynen. Bu sefer gerçekten çekeceğim. Çünkü bazen çekiyorum. Bazen gerçekten çekmiyorsunuz o belli oluyor. Bu sefer çekiyorum.